Köylü köyünde doğdum. Evlenince Siyahlı'ya geldim. Evet, köylü köyünde doğdum, büyüdüm ben. Ailem, babam Nazım Özenç. Çiftçilik, ustalık yapardı. Duvar ustası. Ev hanım anne. Annem çok güzel kadındı. Çok hamanattı. Hem erkek işini yapardı hem kadın işini. Annem çok şeydi. Öldüler işte hepsi. Gençliğimiz burada geçti işte. 17 yaşımızda geldim ben buraya. 58 senedir diyorum sana. 61'de evlendim. 5 tane Allah bağışlarsa. Biri 57 yaşında. Muharrem abim 55 yaşına giriyor. Emine 52 yaşında. Rıza 39 yaşında. Dilek 37 yaşında. Hayalimiz yoktu, okumadık. 5'i bitirdim. Geç gittik zaten. 10 yaşlarında falan 5'e gittik. 11-12 yaşlarında. Okul geç geldi köye. 11-12 yaşlarında işte. 57'nin son aylarında çıktık galiba okulda. 57, 58, 59'da işittik. 17 yaşımızda buraya geldik. Niye işte? 18'e girmiştim de doldurmamıştım. 17 işte. Buraya geldik işte. Burada da 58 senedir ömür geçiriyoruz. Bizim hesaplıyoruz. Muharrem'le 4. kuşak galiba işte. Kaynatanın babası, kaynatam. Bir de benim deden yine. Muharrem'in 5. kuşak oluyor galiba işte. Gene burada aşağı yıkık evler var ya, beyaz kapılı. Oradamıştı. Oradan buraya geliyor. Burada bir odamıştı. Ötede bir odamıştı. Buraya oda şey yapınca 7 yaşındamıştı geldiğinde benim deden buraya. Açar evladı. O zamanla nüfusu, oraları ben bilmem de oraları kalabalıkmıştı. Ana canım sıkılıyor diyemezmiş de benim deden canım yoruluyor durmuştu. Geldiğinde buralara. İleşmedikten Orak'la geçtik ömrümüz. Orak içerdik. Tomata diktik, zeytin topladık. Yazın orak içerdik, susamıyorlardık. Kışında zeytin topladık. Yazın yaz mahsulü ekerdik, ondan orak içerdik, düven sürerdik. Bunlarla geçti işte ömrümüz. Sonra patoz geldi, makine geldi. Harman sürerdik, düven sürerdik işte. Zeytin eriştirdik, arpa, bakla. Çok bakla ektik. Bakla, buydu, hepsinden ektik. Koyunculuk yaptık, inek yaptık. 7-8 sene inekçilik yaptık. Bundan sonra koyun. Çok nenen koyun güttü. 80-100 sene koyuna baktık. Senelerce. İncininden ben dün ben göremiyorum ama çayı 3-4 sefer bölerdim. Tavuk da var. Tavuk da var. Hepsini yaptık. Ördek yaptım. Hindicilik yaptım. Ördek yaptık. Tavukçuluk yaptık. İşte böyle ömrümüzü tamamladık. Mutlu olduğumuz zaman da oldu. Olmadığımız zaman da oldu. İşte hayatın cilveleri. Eğlence bilmedik. İşten başka bir şey bilmedik. Eğlenceden haberimiz yok. Balık tutmaya çok giderdik. İstanbul'a gelirdi. Bir vakit arabayla giderdik. Öküz arabalarının. Öküz arabaları gittim o şeyle. Motorla her orta giderdik çay balı. Dedem çok tutardı benim çay balı. Böyle geçti ömrümüz oğlanım işte bu zamana kadar. Ne yapalım? Her işten şikayetimiz yok. Mutluyuz her içinde. Bazı çoluğu çocuğu sağa sola kızdın mı belki kaynana kaynata yandırdık mesela kaç sene? 35 sene bir yerde arada durduk. 18 sene ortaklık, 3 ortak zeytin topladık. Sıradan bir gün işte sağa yemen yiyip kahvaltın yap, bulaşın yıka, yemen yap, çoluk çocuk işte böyle geçti sıra. Salça yap, zeytin topla, böyle geçti ömrümüz. Ne olacak? Hayatın cilveleri işte. Sağ ol değil müddetçe. Genç ol, koca ol. Zamanın ne göstereceğin aklın ermez. Her şeyi zamana bırakacaksın. İyi günün de oluyor, kötü günün de oluyor. İnsanlık hali. 3 kardeşlik. Birimiz daha evvel öldü. Birimiz de 15 sene, 2018 sene oluyor. 2000 Şubat'ında öldü. Bir ben kaldım. Ben de hepsinden evvela ameliyat oldum. Hepsinden biz de şey yapacak. Onlar sildiler. Biz daha çile dolduruyoruz işte. Ömür sağ ol. 3 senedir de dedene bakıyoruz işte. Hastalandı da. Piplen bakıyorum işte. Yemeği pişiriyorum, güzel çekiyorum, bir de süzüyorum. Bir tek domates çekirdeği gelsin, şırın git kıyıyor. İle de süzmek istiyor.
Üçüncü sene doldu. Bir yere gitmiyorsun. Kissen rahatsız olacaksın. Ne diyeyim, ikinci kissen ayrı, onun yemen mesela boğaz olacak yaz günü. Yeniden yemek yapayım desen angarı olacaksın gittin yerde. Bakalar mı? Onu bıraktın mı olmuyor işte. Herkesin işi var, gücü var. Herkes çoluğundan çocuğundan sevgililere gidiyor, geri gitmiyor. Onun da çoluğu çocuğu var. Onlar da çoluğu çocuğu düşünüyorlar. Geri bizim sevgililere gitmiyor. Geri gitmiyor. Bakanlar da. Emine abanı görüyorsun. Kendi işinde, hizmetinde. Herkes öyle. Herkesin çoluğu çocuğu var. Bundan angarı oluruz diye bir yere gidin de demiyoruz işte. Çoluğu çocuğu angarı olmaktan. Vadin yerlisinden beraber yemek ise şey yapmayacak, yiyemiyor. Bozulacak, bir şey yapacak. İyisi müstakil evinde. Ne yapacaksın? Onu komşuyu rahatsız etmektense. Ne isteyen hayatta. Geçim şartları. Yetindik, ikinci gençler yetinmiyorlar kızım, azdan bozdan. Biz daha yetindik. 5 tane çoluğu çocuğu başaya gittik, kimse boyun eğmeden. Herkes iyi geçinsin diyoruz ama o da olmuyor işte bazen. İnce gençler kendileri biraz, kadınlarda selayet çok ince. Evvel öyle mi de kadınlara bir söz hakkı yoktu.